pilot olmalıydı. Benim adımdan gitmeliydi. Kabul etsen olsun. Sen gel benim yerime abi. Sergi yok. Kim istese çekebilir. Orada yatak yeri var. İste. Şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Bunlar izin vermiyorlar canlı yayınma. Herhangi bir şekilde. Yani ne? Ortak değil. Yoldaşlar, sağ içime isteyenler gelsin burası. Kontingent был введен в зону Нагорно-Карабахского конфликта. 9 Kasım tarihli bildirim uyarınca Taşınma bölgesinde Rus Barış Gücü Kuvveti gelmiş ve bu bölgede barışın yeniden tesis edilmesi sürecinin başlamasına imkan sağlamıştır. Большое содействие возвращении беженцев местам постоянного проживания. Rus Barış Gücü Kuvvetleri bölgenin mayından temizlenmesi, esir vefat eden değişimlerin yapılmasına, göçmenlerin yaşadığı yerlere dönmesine yardım etmektedir. Конечно, на местах большую помощь оказывает в этом азербайджанская и армянская стороны. Bu konuda Azerbaycan ve Ermenistan tarafının büyük katkıları olmuştur. Создание благоприятных условий для стабильного мира на многострадальной земле. En başından beri Dağlı Karabağ Çatışma Bölgesi'nde ateşkes ve tüm askeri eylemlerin kontrolü konusunda Rus-Türk Ortak Merkezi'nin oluşturulması için Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı ile karşılıklı sıkı ilişki sağlanmıştır. Прекрасного центра и оснащения его всем необходимым для работы. Azerbaycan Devlet Başkanı'nın doğrudan katılımıyla merkezin inşaatı ve donatılması ile ilgili muazzam bir çalışma yapılmıştır. По сути, это новый этап нашей миротворческой деятельности. Bugün sadece bu çalışmanın sonucunu değil, урегулирование на территории Сирийской Арабской Республики. Barış sürecinin yeni etabının başladığını görelim, bir cesurla başladığını açıklayabiliriz. Многострадальной земле. Şimdi Türk ve Rus askerleri istikrar ve güvenliğin korunması için elinden geleni yapmalıdır. Ve uzun süredir acı çeken Karabağ topraklarında kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmalıdır. Teşekkürler. Türkiye Respublikası Milli Müdafiye Nazirinin muavini Sayın Yunus Emre Karaosmanoğlu. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde daha önce işgal altında bulunan tüm Azerbaycan topraklarında çatışmaların sonlandırılması ve ateşkesin kontrol edilmesi maksadıyla Türkiye-Rusya arasında akdedilen mutabakat zaptıyla oluşturulması karıştırılan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi bugünden itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bugün burada merkezin açılması dahil bölgede barış ve istikrardan bahsedebiliyorsak bu üç liderin çabaları ve ortaya koydukları kararlı iradeyle sağlanmıştır ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev sayesinde olmuştur.
Son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel gelişmeler Rusya Federasyonu ile ilgili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel konularda da diyalogumuzun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş bulunuyoruz. Hem ikili konularda hem de bölgesel konularda Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile sergilediğimiz dayanışma, Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için çok önemlidir. Bu kapsamda Türk-Rus Ortak Merkezi görünenin ötesinde bir öneme ve manaya sahiptir. Ortak merkezdeki faaliyetlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasından ve merkezin açılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ortak merkez vasıtasıyla ateşkesin denetimini sağlıklı bir şekilde yaparak istikrarın korunmasına birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliği iradesinin korunmasında yarar görmekteyiz. Türk-Rus askerleriyle birlikte çalışmak suretiyle bölgenin barış ve huzurunun temini ortak hareket ederek hep birlikte yerine getireceğiz. Türkiye Ortak Rusya Ortak Merkezi ateşkes rejiminin ve tüm çatışmaların sonlanmasının kontrolünü gerçekleştirmek, mutabakatı ihlal eden tüm eylemlerin kontrolüne ilişkin verilerin toplanması, alınan verileri değerlendirmek suretiyle ateşkes ihlallerini kayda geçirmek, tarafların mutabakatı yerine getirmeleriyle ilgili diğer olaylara ilişkin şikayetleri, konuları veya sorunları incelemek, ateşkes ihlalleri engellemeye yönelik tedbirleri almak maksadıyla faaliyetlerini yürütecektir. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında yapılan bu işbirliğiyle karşılıklı güven anlayışı ve dostluk ilişkilerinin daha da güçleneceği ve ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında iyi komşuluk ilişkilerinin oluşturmasına katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde olacağımızı belirtir. Bu merkezin bölgenin istikrarına katkı sağlamasını ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bütün heyete hizmette uğurlarınızı diliyorum. Allah'a ısmet ve sürekli bayrağı geçiniz. Sağ olun.